diyorsunuz? Ben şimdi devlet büyüklerimizin tabii sesimi duyurmak isteyeyim. Bu yarayı benim sarmam için ya traktörümü satmam lazım ya hayvanlarımı satmam lazım. Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlek Akpınar köyünde 15 Temmuz günü ekmek fırınından sıçrayan kıvılcımlar Muammer ve Meziyet Toprak çiftinin oturduğu evi kül etti. Yangından geriye ise sadece bir kısmı yanmış, nüfus cüzdanı kaldı. Maalesef kimliğimizin bu kadar dayandığı ancak bu kadarı kurtulabildi. Kimliğim de şu vaziyette. Bunu da küllerin arasından bulduk. Eteyeceğimiz okunur durumda en azından. Bir tek bu var. Hanımın kimliği de yandı. Değerli evraklarımızın tamamı yandı. Bir miktar birikmiş paramız vardı. Onlar yandı. Ev içindeki eşyalarla birlikte tamamen kullanılamaz hale gelirken Toprak çifti aynı bahçe içindeki çocuklarının evinde yaşamlarını sürdürüyor. Evlerinin tekrar yapılmasını isteyen Muammer Toprak, devlet yetkililerine çağrıda bulunarak kendilerine yardım edilmesini istedi. Bizim yangın evimizin yanması 15 Temmuz günüydü. Hanım o gün ekmek atmıştı fırına. Fırının yalazından çatıya sıçrayı çatıdan tutuştu. Biz müdahale ettik çatıdan. Ha söndüreceğiz, de söndüreceğiz. Çatının plastik odunun olması dolayısıyla önünü alamadık. Bu vesileyle içeriden herhangi bir eşyamızı da alamadık. İtfaiye gelene kadar da maalesef tamamen her şeyimizi kaybettik. Evin içindeki eşyalar da dahil olmak üzere. Eviniz yanmış. Bizden bize hiç ne devletten ne milletten bir şey görmedik. O gün 15 Temmuz günü sağ olsun kaymakam bey geldi, geçmiş olsun dedi. Bir takım vaatlerde bulundu, gittik. Fakat herhangi bir şey çıkmadı. Sanırım bizi zengin kategorisine koydular. O gözle gördüler. Çünkü biz bu seviyeye gelene kadar sürekli mücadele, sürekli çalışma, sürekli üretim, ülke ekonomisine katkıda bulunmaktan başka hiçbir şeyimiz olmadı. Ben şimdi devlet büyüklerimizin, tabii sesimi duyurmak isteyeyim. Bu yarayı benim sarmam için ya traktörümü satmam lazım, ya hayvanlarımı satmam lazım. Ama devletten bir takım destek görürseydim bu hayvanları veya traktörümü satmadan ben bu yaramı sararım. Evime de girelim. Kaymakam bugün geldi buraya, gel dedi, bir şekilde yardımcı olalım dendi. Gittik bir şeyler yazdıra çizdire imzalattılar. Herhangi bir şey çıkmadı. Ben şimdi devlet büyüklerimizden bu yaramı sarmam için bir takım yardımlarda bekliyorum. Yardım istiyorum açıkçası yani. Muammer Toprak'ın eşi Meziyet Toprak da kendi evlerinde yaşamak istediklerini söyleyerek devletin yardım eli uzatmasını istediklerini kaydetti. Oğlum gece yasına kadar oturur, sabahleyin kalkmaz. Biz erkeden geç de yatsan kalkmak zorundasın. Hayvan bakıyız. Ben de 60 yaşındayım artık. Hayvan bakmaya uğraşayım. Hadi kızanlara katkı, kendimize katkı olsun. Tarla almaya uğraştık şimdiye kadar. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama bu devirde demek ki öğleye kadar yatacaksın. Fakir kalmak lazımmış herhalde. Ne bileyim, ne diyeyim artık. Acıkın bir yardım hiç olmasa ne bileyim artık. Ben de çok üzüleyim. Benden oldu diye. İnanın vallahi ki psikolojimiz oldu diye birbirimize bak. Destek olmayla ayakta kalabildik. Hanım bana destek oldu. Ben ona destek oldum. Ne yapalım başımıza geldi dedik. Katlanacağız dedik. İşte birbirimize destekten inan ki psikolojimiz bozuldu. Gözlerim hala kan çanağı gibi. Tedavi görmekteyim. Niçin o ateşi söndürür kesene gözlerim ateş aldı. Canlıymıştık evet. İçeride ben yattım adam tarladan geldi. Ben de ekmek attım yorulmuşum yattık uyurmuşum. Buradan çırak geçermiş yukarı. O görmüş bereketi. Zor attık kendimizi dışarı. Ondan sonra komşulara aykırmış. Biz de duymadık. Tarladan gelmiş yattılar. Ne bileyim ben öyle olacağımı bilse insan ne ekmek atarım, ne demiş yatarım. Yardımcı olsunlar, hiç olmadı birkaç kuruş para ne diyelim. Şu on arası. Veyahut da inşaat malzemesi türü. Ne isteyelim başka? Bak bizim hiçbir şeyimiz kalmadı. Ne yatağımız, ne organımız demiş, ne çekyatımız, ne divanımız, hiçbir şey. O da çekyat bir adam, birinde o yatıyor, birinde ben yatayım. Eski meski, ne yapacağım bir tarafa yıkılıyız. Rahatımızı isteyeceğim ama yok.